Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle Farming Simulator 2017'nin serisini bitirdik ama bilgilendirici videosunu çekmek istiyorum. Şu anda bilgilendirici videosunu çekmek amacıyla oyunu açtım ve oyuna da başlattım. Şimdi bilgilendirici videomuzu oyuna başlatıyoruz. Şimdi dostlarım, ilk önce P'ye basıyorum. Satışlar falan var. Bizim ekme, biçme yapabileceğimiz aletlerimiz var. Ekme var, biçme var. Şimdi tarlayı sürmek için kullanacağımız aletimiz. Şimdi tarlayı sürmek için kullanacağımız aletimizi göstereceğim. Bulabilirsen tarlayı süreceğimiz aletimiz pulluk. Onlar değil. Ne bu? Bakiye. Kultuk, törler. Bunlarla tarlaları sürüyoruz. Ekmek için de ekim makineleri kullanıyoruz. buğday, arpa, koala, soy fasulyesi, bitki. Mısır, soy fasulyesi, ay çekirdeği, mısır makinesi ve bunlardan var. Bunlar patatesi ekiyor. Şimdi biz sizinle birlikte bir tane tarlayı komple sürmeyi planlıyorum. Tarlayı süreceğiz. Şimdi bir tane traktörümüzü aldık. Dostlarım, traktörümüze bir tane gidiyoruz. Örnek amaçlı bir tane tarlayı komple süreceğiz. Tarlayı sürdükten sonra da tarlayı bir tane komple yerine koymayı planlıyorum. Tarlayı komple süreceğiz. Sürdükten sonra da yine süreceğiz. Tarlayı işte ben süreceğim. Süreceğim, daha sonra da ekeceğim. Ekimini, sürmesini, buğdayını, ekmesini bunlardan göstereceğim. Bunlar nasıl oluyor diye sizlere göstermeyi planlıyorum. Göstereceğim sizlere bunları işte. Şimdi yapacağımız işlem. Şimdi bir tane tarlaya gidiyoruz dostlarım. İyice bir tane tarlaya gideceğiz. Tarlaya gidiyoruz. Bakalım tarlalar nerede diye bir tane kontrol ediyoruz. Şurada bir tane pulluk olan tarlaya gidiyoruz. Tarlaya gideceğiz. Pullukları sürmek olan aletimiz 1500 bir de 1200 olması gerekiyor. Beygir olması gerekiyor. Eğer öyle beygir olmazsa da traktör arıza motor gücünden dolayı hasar yiyebilir. Şimdi biz bir tane boş bir tane tarlayı süreceğiz. O tarlada daha sonra ekeceğiz. Dur ya da size ben göstereceğim nasıl tarla ekilir diye. Bizim yerimize doğru gidelim. Şimdi dostlarım yapmanız gereken bir tane traktör olsun, bir tane de pulluk olsun. Bakalım böyle de, bakın böyle de katlayabiliyoruz arkadaki pulluğumuzu. Normalde buna pulluk deniliyor. Ben de pulluk diyorum gerçekten. Bunu bir ekeceğiz, bir de biteceğiz. Ekeceğiz biteceğiz. Videoda 30 FPS olduğu için de kusura bakmayın kardeşlerim. Onları da izleyebilirsiniz. Bu videoları da YouTube kanalından çekeceğim dostlarım, YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Editleri de bugün Allah belanı bugün editleyeceğim. Evet, komple bizim yerimizin olduğu yere gideceğiz. Çünkü yerimizin olduğu yerde sürülmemiş tarla var. Bu da işte Farmek ile ilgili bilgilendirici videolarımız. Bilgilendirici videolar.
Daha sonra da ekme biçme ile bilgilendirici ekme biçme yapacağız. Evet, buraya kopya geldik. Şimdi kardeşlerim, traktöre böyle geldik. Arkadaki kısmı indiriyoruz. X'e basıp açıyoruz. Daha sonra da X'e basıp açtıktan sonra da V yapıyoruz. V yapıp aşağı indiriyoruz ve tarlayı komple sürmeye başlıyoruz. Ve tarlayı komple sürdük. Tarlayı komple böyle sürüyoruz. Evet, tarlayı böyle komple sürdük. Sürüyoruz burayı komple. Ve buraya komple sürüyoruz ve böyle şeyler oluyor. Evet, komple tarlayı bir sürelim. Sonra size nasıl ekilir diye göstereceğim. Daha sonra zamanı hızlandırıp yapıp videomuzu devam ettireceğiz. Ve tarlamızı komple sürüyoruz bir tane traktörle. İşçi vermeyeceğim çünkü işçi para alıyor. Kendim sürmeye karar verdim. Kendim süreceğim tarlamı. Evet, şimdi birazcık döneceğiz. Sağ sol yapacağız. İsterseniz ışıkları da alçaltabilirsiniz, yükseltebilirsiniz dostlarım. Evet, teker teker böyle geldik. Evet. Bu sadece bilgilendirici videosu. Yeni Farming serisi bu akşam çekeceğim. Sadece bu videoyu çekiyorum dostlarım. Dostlarım, evet, birazcık sürdük komple. Evet, komple tarlamızı sürerim. Daha sonra tarlayı sürünce de tarlayı açacağız. Tarlayı havalandıracağız. Ben şimdi komple tarlayı sürüyorum. Altımda da traktör maşallah ha. Evet şu anda tarlamızı sürüyoruz. Evet, şu anda tarlamızı sürüyoruz komple bir şekilde. Ben de tarlayı sürüyorum komple. Geri geldim. Geri. Evet, geri geldik. Evet. Komple tarlayı sürüyoruz. Geri sürerek tabii ki de. Daha sonra da geri yine geldik ve aşağı doğru bir getirdik dostlarım. Evet, böyle bir getirdik. Tamam. Şimdi tarlayı sürüyoruz. Daha sonra tarlayı sürünce de havalandırıyoruz. Havalandırdıktan sonra da 3 gün geçmesi gerekiyor ya da 4 gün geçmesi gerekiyor. Gerçek hayatta öyle biliyorum ya da 1 ay geçmesi gerekiyor ya da 2 ay geçmesi gerekiyor. Mesela gerçek hayatta şey var işte, gerçek hayatta. Mesela bildiğiniz Ekim'de ekiliyor. Ağustos'ta da ne yapılıyordu? Ağustos'ta da işte tarlalar biçiliyor, tarlalar yapılıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Videoda durmadın.
kamera demiyorum ki. Evet, kameraman da konuşsun. Ben almadım dangolunu. Mouse'un içine koydum. Evet, ama bunları YouTube atabilir miyim? Evet, evet, devam ediyoruz. Ne demişler işte, 24 ay geçmesi gerekiyormuş. Size şimdi nasıl yapılacağını göstereceğim kardeşime. Nasıl yapacağınızı göstereceğim. Uğraşmanız gerekiyor işte. Bakın şimdi size nasıl tarla yapılacağınızı gösterelim. Şimdi dostlarım, Google açtım. Google'umu açtım. Buraya yazıyoruz ki buraya ne yazıyoruz? Ekim ayı tarla yazıyoruz. Ekim ayı tarla ekmek. Ekmek. Ekmek diyoruz. Böyle şeylerden çıkıyor. Google'da böyle gerize kaldı ya. İşte Ekim'de tarlayı ekiyoruz. Ekmek. Ekiyoruz işte tarlayı böyle. İkincide tarla böyle oluyor. Ama tarlayı havalandırmak gerekiyor. Tarlayı havalandırmamız gerekiyor. Tarlayı da bir kere havalandırıyoruz. Daha sonra işimiz bitiyor. Ekmeğiyle başlıyoruz. Şimdi dostlarım, tarlamızı ektik. Tarlayı komple sürüyoruz traktörümüzle. Jandere traktörümüzü sürüyoruz tarlayı. Evet, tarlayı jandere traktörümüzle sürdük. Jandere traktörümüzle sürdük. Pullomuzu arkaya doğru yanaştırıp bırakıyoruz. Ve ekim cihazına geçiyoruz. Ekim. Adı üstünde ekim, ekmek. Normalde gerçek hayat ekim ayları tarlalara ekiliyor ama oyunda hiçbir zaman, her zaman ekebiliyorsunuz. Ben de ekim ayın olmadığı için ekim ayı bekleyeceğim. Hatta Farming 2022 oyunu da öyle. Ben de şu anda tarlayı teker teker de getireceğim ve buğdaya ayarlayacağım kendime. Evet, buğdayı ayarladık. Şimdi bir tane boş bir tarlayı ekelim. Traktörümüzü gidelim, boş bir tarlaya ekeceğiz. Traktörümüzle birlikte. Daha sonra da ramork nasıl takılır, ramorka nasıl yapılır ve buğday nasıl satılır, onları size bir göstereceğim. Bir tane. Onları da size göstermeyi planlıyorum dostlarım. Ekim nasıl satılır, ekim nasıl alınır? Şimdi ikinci konumuz bu ekeceğimiz ya da bu gübreleyeceğimiz şeyi nereden alacağımızı gösteriyorum size. Şimdi dostlarım, ilk önce paletlere geliyoruz ve bizler tohumluk Big Bag satın alıyoruz. Bundan satın alıyoruz 900 dolarlık. Bunlar katı gübreleyici, sıvı gübre, domuz besini ve farklı şeylerden var işte, palet fidanlar falan var, bunlardan var. Bize gereken bundan şu üçünden gerekiyor bize ama bunu ekeceğiz. Bunu satın alıyoruz. Bundan satın alıyoruz. Bunu yüklemek için de bir tane sıfır buğday şey alacağım.
Onu da nasıl koyulacağını göstereceğim. Sizde böyle bilgilendirici videolar çekmeyi, bilgilendirici videolar koymayı planlıyorum dostlarım. Şimdi geri geldik. Evet, şimdi dostlarım geri geldik. Yapmamız gereken, bakın şimdi yapmamız gereken dostlarım. Şimdi tarlaya doğru geldik. Evet, şimdi tarlamızı yakınlaştırdık. Ne dedik? Kapakları açtık. V dedik, indirdik ve B dedik, çalıştırdık. Ve tarlamızı sürmeye başladık. Ve şu anda tarlamızı sürüyoruz komple. Bunları size teker teker göstermeyi planlıyorum. İşte teker teker göstereceğim. Evet, şimdi ekiyoruz. Komple bir şekilde ekiyoruz böyle. Ektik. Sürdük ve bir tane atıyorum tarlayı sürdük. Sürüyoruz şu anda tarlamızı. Daha sonra da tarlayı gübre yapacağız tarlayı. Ama nasıl koyacağını size söyleyeceğim. Ben de nasıl koyacağını size göstereceğim video olarak. Onları da izlemeyi unutmayın beybiler. Evet, şimdi tarlayı komple bir şekilde ekiyoruz. Evet, şimdi komple bir şekilde tarlamızı ektik. Tarla şu anda ekildi sayalım diyelim. Evet, şimdi buradan bitirelim ve tarla ekildi sayalım. Zaten zamanımızda bu videoda çok bir şeyi sıkıştırmaya çalışacağım. Evet, tarlamızı şu anda ektik. Şimdi indiriyoruz ve bunu da yerine koyuyoruz. Evet, bunu da yerine komple bir şekilde koyuyoruz. Şimdi bizim yapmamız gereken bir tane de ramork alalım. Bakalım ramorklar ne kadarmış. Bir tane de ramork almayı. Ramork almayı planlıyorum. Bir tane ramork satın alalım. 27 dolarmış. Oraya doğru da gidip buğday satacağız. Buğdayları şey yapacağız. Buğdayları satmayı planlıyorum dostlarım. Bakın şimdi buğdaylar nasıl satılacak, buğdaylar nereye koyulur diye size söyleyeceğim. Şimdi farklı seçeneklerimiz var işte. Farklı şeyler var işte. Şeylerimiz var. Buğday, kovana, soya fosilleri, patates, yağ tohumu, çim ve arpa, ayçiçekleri, mısır, şeker pancarı, kabak ve şeker kamışı var. Onlar işte 4 tane de şeylerden var. Onları da kullandırtmayı planlıyorum. Onları da kullanabilirsiniz. Ekmek amacıyla bir biçmek aracıyla. Şimdi biz onları satmayı, nereleri ve nereleri satacağımızı size göstereceğim dostlarım. Onları bir satalım ve yerine de başka bir şeyler getirelim. Şimdi aynı traktörle geliyorum. Bu vida başlı bir şeyler. Buğdaylardan nasıl satılıyor diye satacağız. Şeysiz diyorum abi, ben buğday sattım, arpa sattım ama şey oldu, bu fiyata az geldi. Bunu nasıl yapabilirim falan diyeceksiniz. Şimdi ESC'ye basıyoruz. Fiyatlara bakıyoruz. Şimdi siz çiftlik silosu var işte. Şu anda bir yerde Gold Chipress Griffin'de 2000, burada trende yükselmiş. Biz burayı işaretleyeceğiz. İşte burada çıkıyor işte fiyatları falan çıkıyor. İplik haline işte patatesin fiyatı pahalanmış işte. Burada işte para borsaları var. Biz de para borsaları falan yapıyoruz. Fiyatlar 1000 L falan diyor. Biz de 1000 L falan yapacağız. Şu anda benim bu kadar buğdayım var. İsterseniz de patates falan da satabiliriz. Şimdi ben iş yerimi falan götüreceğim. Bir yeri de tren yerine de işaretledik. Evet, tren yerimizde ne kadar para gelecek?
Bir bakalım. Şimdi dostlarım sizin dikkat etmeniz gereken zamanı hızlandırmamak. Eğer zamanı hızlandırırsanız ya fiyatları düşer ya da fiyatları yükselir. O yüzden de dikkatli bir şekilde traktörünüzü ekiminizi satmayı planlayın. Onlardan da satabilirsiniz. Ben de öyle bir şekilde satacağım buğdaylarımı, şeylerimi de pardon. Bir arada da buğdaylarımı da satmayı planlıyorum. Dostlarım, buğdaylarımı komple bir şekilde satacağım. Şimdi bir şey daha dikkatimi çekiyor. Bazı Farmek yeni oyunlarında hasar var. Eğer bilgisayarınızda ya da oyununuzda hayara çarparsanız arabanız falan hasar alıyor. Ona da dikkat etmenizde fayda var. Ona da dikkat edin. Şimdi biz ne satalım? Arpa mı satalım yoksa buğday mı satalım? Onları bana bir söyleyin. Ben de arpa ya da buğday satacağım ya da patates falan satacağım. Örnek olarak birazcık buğday satmayı planlıyorum. Buğday satacağım. Şimdi geliyorum. R'ye basıyorum. Buğdaydan da boşalttırıyorum bir tane. Evet, buğdaylarımızı satalım. Zaten Allah'a şükür de paramız var. Çok dikkatli olmanız gereken bir tane konu var dostlarım. Şimdi zamanı hızlandırırsanız fiyatlar düşer, fiyatlar yükselir ya da fiyatlar düşer. Onu da dikkat edin. Bu işi bittikten sonra da ikinci el nasıl alınır, nasıl satılır diye size göstereceğim kardeşlerim, dostlarım. Şimdi ben bu traktörle oraya doğru komple bir şekilde param yokmuş gibi zahmet edelim. Oraya doğru satmaya götüreyim. Trene doğru satmaya götüreceğim. Tren 12'den sonra ya da 24 saat sonra sizin aldığınız şeyi satıyor. Biz de şeye satıyor. Yani biz de gidip bireye satacağız. Yani biz de şey olduk. Esnaf gibi olduk ya. Esnaflık yapıyoruz gel. Esnaflık diyemiyorum ya. Esnaflık gibi yapıyoruz ya. Esnaf olduk biz. Esnaf gibi yapmayı planlıyoruz. İşte ürünümüzü başka bir yere satıyoruz ki paramızı kazanalım. Şimdi bizim satacağımız buğday burada 1000 dolar bize ne kadar geleceğini bir tahmin edelim. Bir tane buğday satmak için de oraya doğru götüreceğim komple bir şekilde. Dikkat etmeniz gereken bir tane daha bir konu var. Eğer treni beklerseniz tren daha çok hızlı satar. Evet, şimdi götürüyoruz traktörümüzü. Evet, hadi bakalım. Evet, şimdi evet, şimdi oraya doğru gideceğiz. Bu sadece bilgilendirme videosu olarak geçecek. Bilgilendirme videosu olarak olacak. Onu da YouTube kanalından izlemek isteyebilirsiniz. Sizin için de 3 tane video çekiyorum dostlarım. Minecraft videosu da çekeceğim. Hatta bugün de editlemeyi planlıyorum. Arkaya da müzik koymadan editlemeyi planlıyorum. İzleyeceğim dostlarım. Başka bir şey daha var. Şimdi. Evet, şimdi biz bunu götürelim. Götürüyoruz. Böyle bir şekilde. Evet, götürdük. O siloya doğru satmamız gerekiyor. Eğer satmazsak, evet, oraya doğru satıyoruz. Oraya doğru gidiyoruz ve oraya doğru da satıp paramızı alacağız. Bakalım ne kadar para gelecek. Bunu da Allah bilir. Biz bunu siloya doğru götürelim. Bakalım siloya doğru götüreceğiz. Aman traktör falan hasar almasın.
Bakalım bunun geri neredeydi, yoksa o taraf mıydı yoksa öbür taraf mıydı, ben de bilmiyorum. Evet, bir oraya evet, dikkatli bir şekilde gelelim, buradan geçmez. O zaman bir biz de buradan da geriye konuşamıyorum. Geri gidelim dostlarım. Geri gideceğiz komple. Evet, geri gittik. Evet, buradan değil de şuradan dönelim. Buradan da siz de bolacıların evet, buradan döneceğiz. 2 saattir dönemeyeceğiz diyorsun ama döneceğim. Geri geliyorum. Bunlar hep diyor. Bunlar hep çalışmakla olan bir şeyler. Traktörü böyle bir getirelim dostlarım. Şöyle bir getirelim. Evet. Evet. Şuraya doğru boşaltıyoruz. Tamam. Tamam. CTRL iyi diyoruz. Evet, buraya doğru galiba boşaltmamız gerekiyor buraya doğru. Buraya doğru inşallah boşaltırız. Satarız buğdayımızı. Buğdaydan da birazcık daha para kazanmak istiyorum. Çünkü buğday çok buğdayım var. İyi şey gelmedi. Acaba yandan mı satacağız? Evet. Bu olmadı. O zaman biz de buraya seçelim. Dostum marketi falan seçelim. Bakalım işaretleyelim oraya. Nereye doğru satacağımızı belirleyelim. Bizim yine geldiğimiz yere satılacakmış. Biz de oraya doğru götürelim. İşte böyle farming simülatörde değişik yerler var. Mısır satabiliyoruz. Buğday her şeyi satabiliyoruz. Yün de satabiliyoruz arkadaşlar ya. Böyle oyun nerede bulundu ha? Böyle oyun bulunmasaydı olmazdı böyle ha. İşte bunu da böyle bırakacağız dostlarım. Satacağız. Daha sonra ben de işlerim var. Yine kapalım. Evet. Diğer videolarda da traktörü nasıl yıkayacağınızı göstereceğim size. Traktörü nasıl yıkarsınız, nasıl parlatırsınız, parlatacağı nasıl yaparsınız, onları falan da söyleyeceğim size. Dostlarım. Şimdi biz bunu satmaya doğru götürelim. Bunu bir satalım. Daha sonra da gerçek bir şey daha göstereceğim size. Evet. Bunu da buraya doğru bırakıyoruz. Evet. Düşük para alacağız ama göstermek amaçlı size feda ediyorum dostlarım parayı. Buğdayımı. Traktörde 42 gidiyor çünkü bu iş makinesi bir cihaz olduğu için de traktör yavaş gidiyor. Bakalım nereye bırakacakmışız. Evet, şuradan ben bir gireceğim. Evet, tamam. Evet, şuradan buradan döneceğim, sonra tekrar döneceğim. Buraya doğru boşaltmayı planlıyorum. Buraya doğru boşalttıracağım. Daha sonra da bu oyuna yeter deyip bu oyunu raftan kaldıracağım. Ay, videosunu raftan kaldıracağım. Ben bunu sürekli oynayacağım arkadaş dostlarım. Evet, şimdi bunu buraya getirdik. Ve I'ı basıp boşaltıyoruz. Bakalım ne kadar para gelecek. Evet, komple boşaltıyoruz ve ne kadar para geldiğimizi görün bakayım. Evet, şu anda 19.000 gelir geldi. Allah bereket versin. Böyle daha çok gelirler olması istiyorsanız da daha çok da iş yapın. Şimdi biz bir tane
Patates satalım dostlarım. Bakalım patates nereden satacaktı? Patatesi nereden satacağız? Onu göstereyim. İyi basıyorum. Yine. Patatesi işaretliyorum. Evet, buraya doğru getiriyorum. Tamam. Bir tane de patates satalım dostlarım. Bakalım patateslerden ne kadar gelecek. Patatesleri de elden çıkartmayı planlıyorum. Patatesleri de elden çıkartacağım. Patatesim zaten patatesim var sürekli. Bilgisayarda kopya bir şekilde yapıyorum. Evet. Şu anda traktörümüz 34 km oldu. 34 km hayırlı olsun diyoruz. Fark etmez. Birazdan da bu videomuzu bitireceğiz dostlarım. Şu bir tane patatesi bize satalım. Yani patates satalım dostlarım. Evet, şu anda traktörümüzü buraya doğru getiriyoruz. Tek yapmamız gereken dostlarım, biliyorsunuz ki patates nereden geliyordu, nereden gelmiyordu ben de bilmiyorum ama bakalım patates ne zaman gelmiş Türkiye'ye merak ettim. Bir Google amcaya sorup bakacağım. Bakalım patates ne zaman gelmiş Türkiye'ye. Bence 1920'ler ya da 1930'lar falan olabilir. Uyduruyorum. Uyduruklarım zaten doğru çıkıyor. Bir bakalım. Patates ne zaman Türkiye'ye gelmiş? Bir bakacağım. Patates. Ne zaman evet patates ne zaman Türkiye'ye gelmiş? Alt taraf sitesinden bakacağım tabii ki de. Ekimi Fransa'da başlamış. 1500-540'larda başlamış. 850'lerde Osmaniye'ye gelmiş. İstanbul'da satılmaya da başlanan patates 1890 yılların sonunda iyice tanınır olmuştur diyor. Vay. Yani bayağı bir patatesin ekilmesinde fayda var. Bu alttaki bilgiyi de size göndereceğim. YouTube kanalına koyacağım. Hep blog olanları izleyeceğinize birazcık da beni izleyin abi ya. Beni izlemenizi daha çok tavsiye ediyorum ya. Bu blog olanları izleyeceğinize beni izleyin abi. Beni daha çok izleyin. Daha çok bana emek sarf etmemi sağlayın. Sizin yüzünüzden emek falan sarf edemiyorum. Allah Allah, birazcık da emek sarf edeceğim birazcık abicim. Evet, şimdi patateslerimizi afiyetle bir kere satışa götürüyoruz traktörümüzle. Zaten Allah'a şükür paramız var. Ben de birazcık satacağım patates. Birazcık da patatesle satmayı planlıyorum dostlarım. Patates satacağız. Evet, en yukarı doğru götüreceğiz patatesleri. Söylemiyorum patatesleri. Dostlarım aşağıda patatesle ilgili yemek istediğiniz var mı diye bana söyleyin. Patateslerle ilgili. Hangi patates yemeklerini seviyorsanız bana söyleyebilirsiniz. Kumpir mi, patates kızartması mı, yoksa haşlanmış patates mi, yoksa patates salatası mı, patates salatasız mı, söylemiyorum patates salatası mı, öyle şeylerden bahsetmeyi unutmayın dostlarım, öyle şeylerden yapmayı, videoları çekmeyi, yorumları yazın. Bu da Farmek ile ilgili bilgilendirici videomuz olacak. Bakın bıraktığımız böyle. Evet, şimdi patateslerimizi satalım, ondan sonra traktörü nasıl alırım
alınır diye sizlere göstereceğim. Alınır ve nasıl kullanılır diye daha sonra da videomuzu bitiririz. Videomu da bitirmeyi planlıyorum dostlar. Videomu gerçekten bitireceğim. Evet bakalım. Evet şimdi videomuzu bitireceğiz. Ama ilk önce de traktörü getireceğiz. Bakın arkada da 20 bin ton patates var. Evet patatesleri bir satışa götüreceğim. Patatesleri satacağım. Patatesimizle zaten işimiz yok. Patatesle zaten işimiz yok. Bakın traktör patatesler ağır olduğu için de traktör şu anda yavaşladı dostlarım. Bakın traktör 8'e gidiyor. Hadi bakalım çıkabilirsin bebek. Bebek. Hadi. Hadi çık. Umarım traktör çıkar dostlarım ya. Bakalım traktör çıkacak mı gerçekten ya da çıkmayacak mı? Ben de bilmiyorum. İnşallah traktör gerçekten de çıkar. Evet traktörümüz komple bir şekilde çıktı. Evet. Bir dahaki videolarda gübre nasıl satılır, gübre nasıl satılmaz size onları göstereceğim. Evet videomuzu komple bitiriyoruz kardeşim. Evet traktör nasıl satılır size göstereceğim şimdi. Bakalım şimdi traktör. Evet boşaltıyoruz bakalım ne kadar paramız gelecek. Şu anda komple patates satıyoruz. Bakalım patatesimiz ne kadar gelecek. İnşallah daha çok patatesimiz gelir. Göstereceğimiz böyle kötü bir şey olur. 8000 patates geldi. Allah bereket versin. Evet dostlarım. Şimdi patates diyorum ya. Pardon. Nasıl traktör satın alacağınızı göstereceğim. Şimdi aracımızı bıraktık. Traktörümüzü bıraktık. P'ye bastık. Traktörler olan sekmeye tıklıyoruz. 45.000 var. Böyle değişik 99 var. 125. İşte böyle beygirleri artıyor. Daha çok daha güçlü traktörler var işte böyle. 400 beygir 10.500 HP falan gidiyor. Bunlar işte satın alıyorsunuz. Bunlardan da satın alıyorsunuz. Evet bir tane de bunlar işte beni yüklediğim modlar. Şurada bir tane Passat var. Audi var. Evet dostlarım bu bir bilgilendirici bir video olduğu için de tamamen olmayı yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun dostlarım. Sizleri seviyorum. Hadi bay bay. Bir dahaki böyle farm up videoları istiyorsanız ya da daha değişik videolar istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi bay bay.